كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bakın arkadaşlar, diyoruz ki biz her zaman, biz anlatmazsak, biz Rabbimizi tanıtmazsak, biz Rabbimizi insanlara bildirmezsek, kardeşim bil bak böyle bir Allah'ın var Celle Celaluhu. Yerleri gökleri her şeyi, dağ taşı kurdu kuşu, börtüyü böceği çiçeği, ağacı, çileği portakalı, her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu. Dünyayı havada tutan, güneşi havada tutan, bütün gezegenleri havada tutan Allah Celle Celaluhu. Bu kadar yıldız, hepsi Allah Celle Celaluhu. Heh? Nasıl duruyor ya? Nasıl duracak? İşte bunları anlatacağız. Niye? Bak bir kardeş mesaj attı. Hocam dedi, Şimdi bu mevzu İslami bir konu, o yüzden konuşuyorum. Bu Cem Yılmaz dedi, son gösterisinde dedi, çok sıkıntılı işler yaptı dedi. Bakın arkadaşlar, bu vatandaş, not aldım çünkü yanlış bir şey, kimsenin günahını almayayım diye. Not alıyorum ben böyle şeyleri. Gösterisinde, bu son herhalde gösterisi, bilmiyorum, bu Netflix'te falan çıkmış herhalde. Bu arkadaş gösterisinde, tamam kardeşim stand up yapabilirsin, bana ne? Beni alakadar etmez. Türkiye'nin en komik adamı da olabilirsin, beni alakadar etmez. Umurumda değil. Beni alakadar eden kısma geliyorum şimdi. Gösterisinde kullandığı kelimeler. Peki niye konuşuyorum? Sen Türkiye'nin en komik adamısın diyelim. Herkes seni öyle biliyor. Seni örnek alan var. Senin ağzından çıkan kelimeleri insanlar senelerce konuşuyor. Senelerce insanın ağzına oturur bazı şeyleri. Duyuyoruz. İnsanlar konuşuyor. 10 sene önceki reklamda bile ne diyordu? Alırım anahtarını diyordu, değil mi mesela? Hala konuşuluyor. Misal. Gösterinde senin ağzından çıkan İslami yönelik, Allah Celle Celaluhu'ya yönelik, cennete, cehenneme yönelik yaptığın kelimeler de insanların ağzına oturur. İnsan istemeden elfazı küfre düşüyor. Kafir ediyor. Bak. Diyor ki, hani şimdi mevzu şu. Yani sanki Allah Celle Celaluhu'dan bahsederken normal sıradan bir zat gibi bahsediyor. Konuşmaları bu. Ben buna gıcık olurum. İsterse kralı olsun. Kendisine Allah için de uyuyoruz. Başka bir maksadımız yok. Dinler dinlemez. Bana ne umurumda değil. Onu diyen, dinleyenleri ben ikaz ediyorum. Bak şimdi. Bu şeyi muhabbetten bahsediyor. Ben diyor işte Instagram'da diyor. İşte rakıyla fotoğraflarım var. Rakı içiyorum diyor. İşte, o kadar normal. Ben zaten bunu hep yapıyorum diyor. Yanacaksam da yanarım. Sanki diyor Allah bilmiyor mu diyor. Sanki Allah'ın haberi yok mu diyor benim işimden. Görmüyor mu ya, bilmiyor mu diyor. Yanacak. Ya bu söylenecek kelime değil arkadaş. Allah rızası için konuşuyoruz ya. Ya bu daha başlangıç ha. Daha başlangıç bu. Yani ben not aldım bunların hepsini. Ondan sonra. Bu Acun'a çatıyor. Acun'un muhabbetinden. İşte Acun diyor ki çok zeki adam. Ahirette diyor Allah'ı da kandırır diyor bu. Ahirette diyor, mahşerde diyor SMS attırır insanlara. Yok işte sırattan düşersen düşmemek için bilmem ne kaç SMS at. İşte bilmem ne yanmamak için şöyle. Değişik değişik kelimeler. Ya nasıl olacak ya? Nasıl olacak ya? Buna gülen adam imanı gidiyor be kardeşim ya. İslam oyuncak değil. İslam'ın şakası olmaz. Bir adam misvakla ağzını, kardeşim bak, misvaklıyorsa böyle adam misvak yapıyor. Misvak. Ne o ağzına odun mu soktun dese adamın imanı gider ya. Misvak. Adam sarık sarmış. Ne o, kafam mı yarıldı? Kafanı mı sardın? Oo, İslam nişanları. Buna böyle diyen adam İslam dairesinden çıkıyorsa sen kalkıp haşa ve kella Allah'ı Celle Celle normal bir insan gibi tövbe estağfirullah la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Bak. Arkadaşlar bak, mevzu şu. İnsanlar işte elfaz-ı küfre yöneliyor. Sıkıntı burada. Adam bunu ağzına dolasa ne olacak? Ne olacak ya? Adam habire espri yapıyor. Başkası diyor, aa ne kadar komikmiş. Başkasını da dinden çıkaracak. Ağza sakız, insanlar WhatsApp'ında paylaşıyor, Facebook'ta paylaşıyor. Ha ne kadar komik. Bir de sürekli Allah yukarıda kelimeleri kullanıyor. Allah yukarıda, haşa ve kella. Arkadaşlar bak, bunu çoğu Müslüman da yapıyor. İşte yukarıda Allah var, Allah yukarıda. Hayır be kardeşim ya. Hayır be kardeşim ya. Hayır. Bin defa hayır dedim. Hayır. Hala ve hala
İşte yukarıda Allah var. Tövbe. Allah'ım ya Rabbim, kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Rabbim Celle Celaluhu mekandan münezzeh. Sesten, şekilden münezzeh. Yukarıda Allah var. Allah yukarıda. Allah görüyor. Allah zaten görüyor. Sen görmüyorsun. Bunlar önemli mesela arkadaşlar. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Sırf küfür. Sırf küfür. Gösterinin başından sonuna kadar küfür. Hani bir laf var ya, 10 lafından 9'u küfür diye. Aynen böyle bir şey. Kardeşim bak, ben niye konuşuyorum? Benim Cem Yılmaz'a hiçbir şahsi sıkıntım yok. Bana ne? Espri mi yapıyor? Stand up mı yapıyor? İşte gösteriden 10 milyon dolar mı kazanıyor? Bana ne? İsterse 100 milyon dolar kazansın. Umurumda değil. Kardeşim, işin içine İslamiyet giriyorsa ben müdafaa etmek zorundayım arkadaş. Kimse yapmıyorsa benim işim bu. Evet. Ben bu işi sırtıma yük olarak aldım. Bu işe girdiğimden beri. Zaten bu işe biz ilk reddiyeyle girdik. Ebu Hanza'da reddiyeyle girdik biz bu işe. Elhamdülillah. Çok kişinin de hidayetine vesile olduk bu sebeplerle. Devam. Biz bunu niye yapıyoruz? Dedim ya, şahsi işim yok. Ama kardeşim, sen Türkiye'nin en tanınmış adamlarından birisin. Ama senin ağzından çıkan kelimeler, Allah muhafaza be kardeşim. Vallahi yazık. Kendini batırıyorsun. Milleti de batırıyorsun. 1000 kişi alkışlıyor ya. 1000 kişi alkışlıyor bu adamı ya. Eski gösterilerinde söylediği şeyler. Allah muhafaza. Ya Rabbi ya. Allah'a iftira atıyorlar. Allah'a iftira atan Müslüman kalabilir mi? Kalamaz. Evet arkadaşlar. Bak şimdi mesela diyor ki, bir şey anlatıyor. Karadeniz'le alakalı. Çünkü not alayım. Yalan söylemiyorum yani. Böyle diyor, Giresun'da bir yerlere yukarı doğru çıkıyoruz diyor. Ya arkadaş, ne kadar yüksek diyor. Oraya çıktığın zaman zaten seni Allah görür diyor. Haşa ve kelle, Allah aşağıda görmüyor mu? Karanlık bir gecede kara bir taşın üstündeki kara bir karıncayı görür, ayak seslerini işitir. Allah Celle Celaluhu. Ne demek ya? Yukarı çık, tövbe aşağı. Bak bunu bazı akıldan noksanlar da konuşuyor. Mesela adam birinci katta oturuyor. Beşinci kata dönüyor. O diyor, Allah'a da yaklaştın. Ya ayet yok mu kardeşim? Şah damarından daha yaklaşıyor. Allah Celle Celaluhu. Keyfimden mi konuşuyorum sizce arkadaşlar? He? Kardeşler sağ olsun atıyorlar böyle şeyleri. Ben hani ilk başta diyorum ki, bu şey ya diyorum, tam da kardeşim ya, yani Hüseyin diyorum kendi kendime de, ya diyorum, her şeyde konuşmak lazım. Ama kardeşim bakıyorsun, işin ucu Müslümanlara dokunuyor kardeşim ya. İşin ucu Müslümanlara dokunuyor. Bunu Müslüman evladı ağzına espri olarak, sakız olarak alsa ne olacak? Ben size soruyorum ya. Düşünsene, her Müslümanın ağzında bu var ya. O yukarı çıksın, Allah'a yakınlaşsın. Bu benim kanıma dokunuyor. O yüzden sen toplumun göz önünde biriysen, ne olursa olsun ağzından çıkan kelimelere dikkat edeceksin. He tamam, adam işte ilmi yoktur, cahildir, bilmiyor. Beni alakadar etmez. 2 tane üniversite bitireceksin. İngilizce son seviye olacak. Bilmem gramerler, her türlü ilim var, zeka var. Zeka adam abi. Aptal adam zaten stand-up yapamaz. Evet. Espri, güzel espri zeka adam yapar. Evet. Bunu unutmayın. Bir şey değil yani, bilimsel bir açıklama. Zeki adamsın. Kusura bakma da Müslümanım diyorsan da, hey şunu söyleyeyim, arada bazen güzel şeyler söyledi, yalan yok. Allah ne güzel yaratmış diyor, böyle bir şeyler söyledi. Tamam da kardeşim, sen bir taraftan batırdıktan sonra kusura bakma da yani. Mehmet okuyan da ayet hadis inkar ediyor, öbür taraftan ayet okuyor. Ayet okuyor adam. Adam diyor ayete ne güzel meal verdi. E buna meal verdi de bu ayeti inkar etti bu adam. Bu adam sabaha kadar güzel ayet okusa ne olur be kardeşim ya. Allah için Cem Yılmaz'ı uyarıyoruz. Onu dinle, o dinlemez büyük ihtimalle. Çok da umurumda, dinlemesin. Bana ne? Ben o dinlesin diye yapmadım bu sohbeti. Onun peşinden gidenler, onu izleyenler, onu sevenlere Allah için diyorum ki, tamam kardeşim, adamın esprilerini alıyorsun, al, bana ne? Ama İslami konularda Allah muhafaza ya. Rabbim muhafaza etsin bak. İslam şaka değil. İslam'ın şakası olmaz. Biz bu vazifeyi üstleneceğiz. İnsanlara İslam'ı şaka malzemesi haline getirmeyeceğiz. Birileri İslam üzerinden espriler yapar, şakalar yapar, bilmem ne yapar. Ha geçen en son bu şey muhabbetinde, dolar muhabbetlerinde işte adam karikatür çizmişler. Adam cehennemde baba. Adam cehennemde işte yanıyor. Şey yazmış üstüne, adam üstüne. Aa ne güzel yer, cennete mi geldim? Zebani işte sözde işte karşısında zebani var. Ya bu Türkiye'de siz neler yaşadınız?
Bak. Türkiye'deki şu andaki durumlar cehennemden kötüymüş. Ne diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam? Cehennemi iğne deliği kadar ucundan görseniz başınızı secdeden kaldırmazsınız. He? İşte bizim milletin İslam anlayışı bu. Ancak İslam'ı eğlence malzemesi yaparlar ama zebaniler de onu cehennemde odun yapacaklar. Odun malzemesi. Onu atacaklar. Yan bakalım. Rabbim Cem Yılmaz'a da hidayet versin. Amin. Amin.